Koronavirüsü durdurulamıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra ABD, Avrupa'da, Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de koronavirüsü vakalarının tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini arttırıyor. Son olarak Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aksaray'ın Sultanali ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam 9 Çinli işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Koronavirüsü şüphesi nedeniyle hastalanan iki işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçiyle bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti. Bu olaydan sonra insanların akıllarına koronavirüsünün İstanbul'a da sıçradı mı sorusunu getirdi. Gün geçmiyor ki koronavirüsünün yarattığı panik ve korku ile ilgili yeni bir detay ve yeni bir iddia ortaya atılmasın. Çin Ulusal Sağlık Birimi Bakanı, virüsün yayılma gücü artıyor dedi. Salgın hastalıkla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü bugün özel bir toplantı geçireceklerini açıklarken, ölü sayısının 80'i çıktığı ve 3000'den fazla kişide koronavirüsü tespit edildiği belirtiliyor. Koronavirüsü, dün ortaya atılan bir iddiaya göre tatil için Denizli'ye gelen bir turiste görülmüştü. İddiaya göre turist, yüksek ateşle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Konuyla ilgili son açıklama dün Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk tarafınca yapılmış ve bu iddialar yalanlanmıştı. Koronavirüsü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı ve hayvanlardan insanlara bulaştığı tespit edilmişti. Ve Çin hemen önlem almak adına birçok bölgeyi karantina altına almıştı. Virüsün belirtileri olarak iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi, solunum sorunları ve nezle gibi belirtiler olarak açıklanmıştı. Peki, koronavirüsü ülkemize yayılmaya başladı mı? Türkiye'de de Çinli turistlerde belirtileri görülen koronavirüsü ülkemizde büyük bir telaşa sebep oldu. Son olarak korkudan koronavirüsü İzmir'de teyakkuza neden oldu. Çin'den gelen bir hastanın öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurmasının ardından koronavirüsü şüphesi oluştu. İş için Wuhan'a 600 kilometre mesafedeki bir şehre giden kişi bir süre müşahede altında tutuldu. Kendisi için hazırlanan özel odada istirahat eden kişi koronavirüsü taşımadığı belirlendi. Diğer bir olaysa Konya'da yaşandı. Koronavirüsü olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alınan Çinli turiste vertigo teşhisi konulduğu açıklandı. Konya Valiliği tarafından hastanın tanıyla ilgili tedavilerinin ve izlemin devam ettiği duyuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kadın turiste koronavirüsüne rastlanmadı. Koronavirüsünün Çin'de şüpheli vakalarının 30 bini aştığı belirtiliyor. ABD, Avustralya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu yabancı ülkelerde de en az 42 vaka olduğu biliniyor. Çin'in dışında şimdiye kadar ölüm haberi gelmedi. Çin hükümetinin virüsün yayılmasına karşı aldığı önlemler kapsamında birçok kente giriş çıkışlar ya tamamen ya da kısmen yasaklandı. Yaklaşık 60 milyon Çinli bu kısıtlamalardan etkilendi. Şu ana kadar koronavirüslerinin belirli bir tedavisi bulunamadı. Tedbir olarak hayvanlarla yakın temastan çekinin, hasta insanlardan uzak durun, et ve yumurtayı olabildiğince fazla pişirin, hijyen kurallarına uymayı unutmayın. Şu an için ülkemizde bu virüs adına bir belirti bulunmasa da tedbiri elden bırakmayın. Eğer belirtilerini taşırsanız ki bunlar yüksek ateş, halsizlik, karın bölgesinin şişmesi ve solunum yollarında tahribattır. Bu belirtiler varsa doktora gitmeniz de yararlı olacaktır. Şu an için ülkemizde virüs adına korkulacak bir şey yok ama tedbiri elden bırakmayacağımız anlamına gelmez.